Excel'de iki tarih arasındaki farkı hesaplayacaksanız normalde çıkartma yapmanız yeterli. Bakın dikkat edin. Yapacağım şey çok basit. Geliyorum buraya. Bu tarihi seçiyorum. Eksi bu tarih diyorum ve Enter'a basıyorum. 370 gün fark varmış arada şu ikisinin arasında. Nedir aslında o fark? Şurayı 1 yaparsam daha rahat göreceksiniz. 365 gün. Tam 1 yıl bir fark var. Doğru mu? Evet. 2013 yılı, 2014 yılı. Bunu yıl olarak hesaplarsanız, özellikle şunu birazcık açacağım şöyle tarih olarak. Bakın yıl olarak, tam bir yıl olarak ne kadar fark derseniz, geliyorum yıl fonksiyonunu yazıyorum. Akabinde yıl fonksiyonun yanına parantez açıp burayı seçiyorum. Kapattım. Eksi. Sonra yine yıl fonksiyonu yazıyorum. Bunu seçip kapatıyorum. Tam çıkartma sayısına bakarsak bir yıl var arada. Buraya gelip tabii ki 2012'ye çevirirseniz 2 yıl çıkacak arada. Buraya geliyorum. Bu sefer iki tarih arasındaki ay farkını merak ediyorum. Eksi diyorum. Pardon. Formül. Eksi ay yazıyorum. Sonrasında parantez açtım. A1 yazıyorum buraya. A1. Parantezi kapattım. Eksi ay. Aç parantez. B1. Kapa parantez. Dediğiniz zaman şunlar, burası B, burası A olacak. Baktığım zaman bir ay gözüküyor içerisinde, ikisinin arasındaki fark. Bunun sebebi sadece ay hanesine bakması. Siz gelip burayı 3'e düşürürseniz 2 ay fark çıkacaktır. Sadece ayları karşılaştırıyorum, unutmayın. Eğer bu iki tarih arasında gerçekte toplamda ne kadar ay var merak ediyorsanız, ki yaklaşık 2 yıl 26 ayı var. O 26 ayı nasıl bulacaksınız göstereyim size. Yazacağınız formül, her şeyden önce bir parantez açıyorum şurada. Yıl B1 hücresine gidip bakacak doğal olarak. Eksi yine yıl fonksiyonunu çağırıyorsunuz. Bu sefer A1 hücresine gidip bakıyor. Kapadım parantezi. Bir parantez daha kapadım. Çarpı 12 diyorum. 12 ay olduğu için bir yılda. Artı kalan ayları toplayacağım. Bu sefer de tabii ki ay fonksiyonunun olduğu gibi çalıştıracağım yine. Diyorum ki ay, aç parantez, B1'e gitsin baksın. Eksi, gidip ay fonksiyonunda gitsin A1'e baksın. Enter dediğiniz zaman 26 sayısını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi toplamda 26 ay fark var bu ikisinin arasında. Burada neyi öğrendik? Gün sayısını. Burada ikisi arasındaki yıl sayısı farkını. Burada sadece şey, yıllara bakmadan sadece ay farkını gördük. Burada toplam ay farkını öğrenmiş olduk. Tarihler arasındaki farkları hesaplamak gördüğünüz gibi bu kadar fark ediyor. Şimdi yaş farkı denilen bir şey var. Bir şeyin, bir insanın yaşını nasıl hesaplarsınız? Ben bu sefer buraya iki tane tarih yazıyorum. Bakın geldim. Diyorum ki işte 01 veya 01 demeyelim. 22 22 Mayıs 1979'da doğan birisi günümüzde kaç yaşındadır? Ama günümüzde kısmı önemli. Tutup günümüzün tarihini yazmayacağız. Bu yaşı hesaplatacağız. Çeşitli çıkarma işlemleri yapabilirsiniz yaş hesabı için. Ama onun yerine ben şunu göstereceğim size. Tam sayı formülünü işletiyorum ki küsuratla çıkmasın doğal olarak. Çünkü yaş küsuratla çıkmaz. Bunun tabii ki bir parantezi var tam sayının içerisinde. Neyi tam sayı alacak? Bugün fonksiyonunu, ama yıl oranını kullanacağım. Bu yıl oran nedir? Daha sonra size anlatacağım. Hemen buraya bugün kullanıyorsunuz. Bugün içerisinde parantezi açıp kapamanız gerekiyor. Bugünü ne ile kıyaslayacağım? E1 hücresiyle. Tam olarak bu kişi kaç yaşındaymış öğrenmek istiyorsanız, bir tane parantez atlamışız. Tam olarak kaç yaşındaymış? 34. Yani tam formüle bakarsanız tam sayı, yıl, oran, bugün var parantez içinde. Bunların hepsi de tam sayının içerisinde. Tam sayı yazmasaydınız ne olurdu? Onu göstereyim size. O halinde görün. 34, şey 86. Bu 86 aslında o yaşın bir yüzde olarak düşünseniz, 34 ile 35 yaşının arasını bugüne kadar bu oranla tamamlamış. Eğer bu kişi Nisan olsaydı, bakın şöyle, bugün 4 şey 5 Nisan, bu kişinin de doğum günü bu olsaydı çok daha düşük bir oran olacaktı. Hemen hemen 35 olacaktı. Yani virgülden sonra kalanı da yüzde bir ilerleme olarak varsayıyor. Anlatabiliyor muyum? Yaş hesaplamayı, tarih farkları arasındaki farkı gördük. Bunlar güncel hayatta çok fazla işinize yarayacağına inandığım fonksiyonlar.